Evet, değerli arkadaşlar. Öncelikle bugünkü basın buluşmasına katılan değerli arkadaşlarımıza hem teşekkür ediyor hem de hoş geldiniz diyoruz. Van için Boyuyoruz adı altında yapılan yardım kampanyasının basına tanıtılması için bugün buradayız. Öncelikle bir kısa giriş konuşmamız olacak. Ben öncelikle bu projede rol alacak değerli arkadaşlarımı size takdim etmek istiyorum. Hemen yanımda Belçika Trabzonlar Derneği Sayın Adnan Demir bulunuyor. Başkan yardımcılarımız Mehmet Türköz ve Muhammed Yıldırım aynı zamanda sizlere bazı bilgiler sunacaklar. Proje kapsamında rol üstlenmiş olan değerli arkadaşlarımız var yine masamızın etrafında. Mazlum Kara, İlyas Çolak, Elif Çolak, Fatma Hacı Kerimoğlu bu etkinlikte aktif olarak rol üstlenen değerli arkadaşlarımız olacaklar. Değerli arkadaşlarım, deprem dünyada yaşayan canlılar açısından sonuçları itibariyle son derece önemli bir doğa olayıdır. Aynı zamanda önemli bir felakettir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde bizzat Türkiye'de bulunmuş, bu deprem sürecini yaşamış bir insana, ikisi yeğenim olmak üzere 7 aile bireyini kaybettim. Hatta yeğenlerimden bir tanesini yıkılan bir binanın altına bizzat kendim çıkardım. Şimdi Van depremi kış mevsiminin girdiği bir dönemde meydana geldi. Daha önceki depremlerde yaşanan sıkıntılar elbette orada yaşandı. Özellikle kışın gelmesiyle birlikte dağılan aileler, çocukların durumu televizyonlardan düzenli olarak bütün dünyaya aktarıldı. Tabii buradaki insanlarımızın acısına ortak olmak düşüncesiyle hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok projeler ortaya konuldu. Özellikle Van depreminde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi Belçika Türk Dernekler, Belçika Trabzonlar Derneği olarak rahmetle anıyoruz. Hayatta kalanların ise acısını paylaşıyoruz. Dernek olarak onlara sabır, metanet, güç diliyor ve her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımız Adnan Demir, Belçika Trabzonlar Derneği'nin kuruluşu ve tarihçesi hakkında kısa bir bilgi sunacak. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, güzel bir projede sizleri sizlerle paylaşmak için davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Derneğimiz herkesin de bildiği gibi Belçika'da en eski derneklerden 1979 yılında kuruldu. 32 yıllık birçok ilklere imza atan bir derneğimizdir. Bu vesileyle tabii ki Van'da meydana gelen depremle ilgili bu depreme duyarlı bir şekilde bir etkinlik yaratabilmek için derneğimizin başkan yardımcısı Muhammed kardeşimiz ve onunla çalışan ekibine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle tabii yaptığımız görüşmelerde bu yapacağımız etkinliğe dışarıdan bize destek verecek olanlardan Sayın Bakanımız Emir Kırın Tour de Taxi'de yapacağımız final balosu diyelim, buradaki yeri bize tahsis edeceğini söz verdi. Daha sonra yine bu etkinlikle ilgili yaptığımız destek çalışmalarında bu projeye Türk Hava Yolları Müdürü, Brüksel Müdürü Sayın Günger Karaoğlu, Vision Europe, ünlü mimar Şevik Birki'ye, Candan Market, Gold FM ve devamı gelebilecek yine bu etkinlik çerçevesinde, çünkü yeni başladığımız dıştan Van depremiyle ilgili başladığımız bu etkinliği dıştan birçok destekler var ve bu desteklere biz ulaşarak bunların da hem maddi hem manevi desteğini alacağız. Bu vesileyle
burada elde edilecek organizasyonun tüm geliri Van'daki çocuklara gideceğinizi, göndereceğimizi hepinizin huzurunuzda belirtmek isterim. Ve hepinize buraya geldiğiniz ve bunu diğer tüm dünyayla paylaşacağınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, bizler de değerli başkanımız Adnan Demir'e teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız Sayın Başkan Yardımcımız Mehmet Türköz olacak. Mehmet Bey, Belçika Trabzonlar Derneği'nin faaliyetleri hakkında kısa bir konuşma yapacak. Buyurun. Değerli arkadaşlar, Belçika Trabzonlar Derneği Başkanımızın da ifade ettiği gibi 1979 yılında kurulmuş Belçika'nın en eski derneklerinden bir tanesi. Ve düzenli olarak yaptığı etkinlikler vardır. Bunlardan bir tanesi her yıl düzenli olarak Mayıs ayı sonunda yaptığımız festivallerdir. Son 4-5 festivali baktığımızda ilk festivalimiz biliyorsunuz Brüksel'de yapıldı ve Belçika ve Türkiye'den oldukça fazla geniş katılımlı bir festival oldu. Daha sonra Limburg bölgesinde, bir yıl sonra yine Brüksel'de, Charleroi'da ve bu sene de Grand Place'da Mayıs sonunda tekrar yapılacak. Bu festivaller bizim için son derece önemli çünkü burada biz bir veya iki gün kendi kültürümüzü yaşıyoruz. Kendi geleneklerimizi, yemeklerimizi ve şuna inanıyoruz ki kendi kültürüne sahip olan, kendi kültürünü, kendi kültürüyle heyecan duyan gençlerimiz bulundukları topluma daha kolay entegre oluyorlar. Diğer kültürlere daha toleranslı oluyorlar ve daha başarılı oluyorlar. Diğer taraftan yine düzenli olarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesi biliyorsunuz Trabzonspor diye bir futbol takımımız var ve şu anda 3. amatör kümede oynuyor ama bulunduğu küme itibariyle en yüksek, en üst seviyede oynayan Türk takımı. Yani onun oynadığı 3. ligde başka bir Türk takımı yok. Bu sene pek iyi gitmiyoruz çünkü geçen sene şampiyon olarak o kümeye çıkmıştık. Daha henüz alışamadık. İnşallah daha iyi olacak. Diğer taraftan yine düzenli olarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesi her yıl yine Haziran ayında bir gemi tutup 61 kişilik kapasiteli gemiyle Kuzey Denizi'ne açılarak balık tutma. Bu da çok heyecanlı, çok güzel oluyor. Ve her ay düzenli toplantılar yapıyoruz. Gerçekten Belçika Trabzonlar Derneği markalaşma aşamasında güzel şeyler yapıyor. Toplantıları gayet düzenli ve toplantılarda da bir görev paylaşımı yapıyoruz. Bu görev paylaşımlarında herkes bir etkinliğin sorumluluğunu alıyor. Sevgili arkadaşımız Muhammed Yıldırım da bir fikir ortaya attı. Bu resim yarışması. Bu fikir ortaya atıldığında çok büyük kapsamlı düşünülmüyordu. 200 kişilik bir resim yarışması olarak düşünülüyordu. Bu şekilde ortaya çıkıldı. Fakat daha sonra gördük ki dışarıdan çok fazla destek gördük. Ve bunun çok daha geniş alanlara yayıldığını biz istemesek de gördük. 200 kişi olarak düşündüğümüz bir resim yarışması şu anda 20 bin baskı aşamasında. Ve bu bizi aştı. Çünkü gerçekten Türkiye'nin Belçika'ya bir teşekkür şekli, diğer taraftan da Belçikalı öğrencilerin Van'daki öğrencilere mesajı ve bütün bunlara aracı olan bir Trabzon, Karadeniz'in bir ili. Bu da Türkiye'de tabii kardeşliği, bir bütünlüğün mesajını veriyor. Bu projeyle ilgili Muhammed Yıldırım fikir sahibi ve projeyi bugüne kadar getiren arkadaşımız, detaylarını Muhammed Bey'den alalım. Evet, değerli Başkan Yardımcımız Mehmet Türköz Bey'e teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugünkü ana konumuz, ana tema elbette Van için boyuyoruz projesi.
Değerli Başkan Yardımcımız Muhammed Yıldırım Bey, işin teknik tarafını başından sonuna kadar takip edecek. Başkan Yardımcımız zaten bir giriş yaptı. Şimdi değerli Muhammed Yıldırım arkadaşımızı dinliyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, aslında ben size girişi Hamsi'yi tanıştırma ile yapmak istiyorum. Hamsi Trabzonlu bir karakter. Trabzon'da yaşıyor. Aslında bildiğiniz gibi 2011 EYOF Gençlik Olimpiyatları, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda maskotluk yapmıştır. Aslında Karadeniz bölgesinde, Türkiye'de özellikle bilinen bir maskot, bilinen bir karakter. Aslında Hamsi'yi tanıdıkça çok seveceğinizi düşünüyoruz. Çünkü hakikaten çok sıcakkanlı, çok sevecen, çok yardımsever, dayanışmaya ve yardımlaşmaya inanan bir karakter. Bizi Trabzon'dan aradı bu deprem dolayısıyla. Deprem bölgesini gezdiğini söyledi ve deprem bölgesinden çok etkilendiğini bize bahsetti. Orada özellikle bir konudan çok etkilendi. Bu Belçika Dışişleri aracılığıyla göndermiş olduğu, BeSafe aracılığıyla göndermiş olduğu çadırlardan çok etkilendi. Aşağı yukarı 2000'e yakın bir çadır gördü Belçika bayrağı üzerinde olan. Ve bundan çok etkilenerek Belçika'ya, arkadaşlarına, Belçikalı arkadaşlarına teşekkür etme amaçlı Belçika'ya geldi. Belçika'ya gelirken tabii çantasında iki güzel fikir birlikte geldi. Acaba biz bölgede deprem bölgesindeki çocuklara ne denli bir katkımız olabilir, onlara nasıl moral veririz diye güzel iki fikirle geliyor Hamsi. Size şu masalarda da gördüğünüz gibi iki dilde olan, yani Belçika'da kullanılan Fransızca ve Flamanca olmak üzere üzerinde Van için boyayalım şeklinde tercüme edilmiş ve sunumu da iki farklı dilde yapılmış kataloglarla birlikte bu projeyi bize getirdi. Bu projede içerisinde iki kağıdı görüyorsunuz. Burada bir tanesinde Hamsi bölgeyi bize, deprem bölgesini bize anlatan, çocukların pedagojik kontekst içerisinde anlayabileceği şekilde bize bu resmi getiriyor. Bu resim boyanmak üzere. Çocuklar bunu boyarken deprem bölgesinin ne olduğunu, acının, üzüntünün ve zor koşulların neler olduğunu çocukların anlayacağı pedagojik kontekst içerisinde anlatılıyor. Tabii bu karede aslında çok şey var anlatılabilecek. Bu karede aslında Belçika-Türkiye arasında dayanışma var. Bu kare içerisinde çocukların elini uzatırken oradaki yardımlaşma duygusu var. Burada dayanışma var, burada aslında sevgi var, saygı var. Tabii bütün çocuklar bunu boyarken hayal dünyalarında neleri söylemek istediklerini bu ikinci boş sayfada burada fikirlerini, duygu dünyalarında olan düşüncelerini bu boş sayfaya yansıtabilecekler, yansıtacaklar. Ve bu şekilde aslında çocuklarımızın duygu dünyasında neler olduğunu, acı karşısında neler düşündüğünü, üzüntü karşısında dayanışma içerisindeki fikirlerini nasıl yansıttığını aslında bizler de aslında büyükler olarak, anne babalar olarak merak ediyoruz. Tabii bu projeyi asıl önemli hale getiren konu 20.000 Belçikalı'ya ulaşacak olması. Aslında bugün itibarıyla 10.000'e ulaştık. İlyas Bey bu konuda, Mazlum Kara aynı şekilde, komitedeki arkadaşlarımız bu konuda çok özverili çalıştılar. Ve bugün itibarıyla net olarak 10.000 rakamına ulaştık. Önümüz biliyorsunuz tatil, Noel tatili. Tatilden sonra tekrar bir 10.000 baskısıyla Belçika'daki özellikle Brüksel ağırlıklı ve Brüksel'in sınır şehirlerinde ki okullarda dağıtılmak üzere 20.000 çocuğa ulaşmayı düşünüyoruz. Bunlar
Tabii okullar aracılığıyla oluyor. İlkokullar aracılığıyla. İlkokul 1'den 6'ya kadar öğrencilerin katılabileceği ve her iki resim kategorisinden birden 6'ya kadar çocuklar bu resimleri boyuyor ve duygularını çiziyor. Bunun sonunda bir resim sergisi yapmayı düşünüyoruz. Ondan önce kazanacak olan kategorilerde kazanacak olan çocuklara birincilerine okullar toplamında genelinde birincilere birer bisiklet hediye edilecek. Aslında bu biraz çocuklara motive etme amacıyla ve çocukların aslında rüyasıdır, ilk rüyasıdır belki bir bisiklet sahibi olmak. Ondan da yola çıkarak bir bisiklet kendilerine hediye etmeyi düşünüyoruz. Tabii bütün bu resimlerin seçimi birer 10 kişilik jüri tarafından, içerisinde resim öğretmenlerinin ve karikatürcülerin olduğu bir jüri tarafından elenme usulüyle yapılacaktır. Ve bu elenen ve dereceye giren resimler Turen Taksi'de bir sergiyle bütün insanlara, Brüksel'de yaşayan birçok insana ulaşacaktır. Tabii burada dedik projenin önemi 20 bin volüm olarak, hacim olarak bu bugüne kadar Türk dernekleri içerisinde belki de ilk defa olacak bir kapsamlı, volüm olarak kapsamlı bir proje. Ve ikinci önemi ise kapsamının yanında çocuklara yönelik olması. Çünkü bizler bazen dernek yöneticileri olarak Türk toplumunda bazen çocuklarımızı unutabiliyoruz. Kendimiz farklı etkinlikler yapıyoruz, farklı aktiviteler yapıyoruz ama toplum sadece yetişkin bireylerden değil, aynı zamanda çocuklardan oluşuyor. Çocuklar bizim için geleceğimiz. Bizi aslında geleceğimizi görmek istiyorsak çocuklarımızdaki bu çocuklarımızın bu yetişmesi konusunda neler yaptığımızı konusunda neler yapıyoruz diye aslında her dernek başkanının kendilerine sorması gerekir. Bizler acaba çocuklarımıza aktivitelerimize ne kadar yer veriyoruz? Geleceğimizi ne kadar düşünüyoruz? Aslında sorulması gereken soru bu. Tabii konu Van depremi. Bizler aynı zamanda bu bir sosyal bir proje. Bizler Vanlı kardeşlerimizin acısı, Türkiye bizim doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bizler kardeşiz. Acılarımız hepimizin acısı. Bizler acılar karşısında insanlık olarak sadece Türkler olarak değil ama aynı şekilde Belçikalılar olarak da Vanlı kardeşlerimizin yanındayız. Onları destekliyoruz ve onların bu acısını hafifletebilirsek ne mutlu diye düşünüyoruz. Tabii bir konuyu daha önemsiyoruz. Bizler Türk toplumu olarak bir geto içerisinde, getolaşmanın karşısında olan bir derneğiz aynı zamanda. Çünkü bizler bugüne kadar kendimiz aslında tabiri caizse kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. Artık bir Belçikalı açılımı yapmanın zamanı gelmiştir. Artık son gelişmeler de bize göstermiştir ki bizler artık kendimizin, kendi içerimizde yaptığımız aktivitelerin sadece bize belki yararının dokunduğunu ama Belçika'da Belçikalı'ya hiçbir etki göstermediğini gördük, anladık, anlıyoruz. Onun için bu yönüyle de bu proje son derece önemlidir. 20 bin çocuğun yarısından fazlası Belçikalıdır. Öyle okullar var ki içerisinde Belçikalı, Türk yok. Sadece Belçikalıların olduğu okullar var. Bu yönüyle de bu projeyi sosyal bir proje olması yönüyle, Belçikalılara ulaşması yönüyle, volüm olarak, hacim olarak çok daha çok değerli olması yönüyle de özellikle önemsiyoruz. Ve buradan, bundan sonra Belçika'da bu projenin bir başlangıç, bir milat olmasını Belçika dernekleri açısından diliyoruz. Tabii Belçika, şu anda burada Türk basını davet ettik. Bu izinden sonra, Noel tatilinden sonra arkadaşlarımız Belçika basınıyla kontağa geçtiler.
ve Belçika basınına yönelik bir basın toplantımız da olacak aynı şekilde. Bu konuda Resuar Gazetesi ve diğer ÖR gibi gazetelerle bu konuyu konuştuk ve bu konuya yardımcı olabileceklerini söylediler. Tabii Hamsi'nin ziyaretleri olacak bu dönem içerisinde. Hamsi sevgi dönemine kadar özellikle Türk Dışişleri'ne özellikle teşekkür etmek için yetkililerle makamlarında görüşeceğiz. Çünkü bizlerle deprem konusunda dayanışma içerisinde oldular. Aynı şekilde Belçika'da sanat, spor, kültür ve siyaset dünyasında önde gelen insanlarla aynı şekilde ziyaret imkanı bulacağız Hamsi ile birlikte. Bu projede söylemek istediğimiz veya duyurusunu yapmak istediğimiz bir konuda burada artık başkan yardımcısının Sayın Türköz'ün söylediği gibi artık bu 20 bin rakamına ulaştıktan sonra bu bizim ölçekteki bir derneği aşmış durumda. Artık bu toplumun projesi oldu. Bu bir kişinin veya bir derneğin değil, bu Türkiye toplumunun, bu insanlığın projesidir. Bu projenin başarısı ve başarısızlığı aslında toplumun duyarlılığıyla alakalı bir sonuçtur. O yönüyle ben Belçika Türk toplumunun ve Belçikalıların bu projeye sahip çıkacaklarını ve arkasını getireceklerini düşünüyorum. Ben bu vesileyle çalışma komitesindeki arkadaşlarımız Sayın Mazlum Karayan ve Sayın İlyas Çolak'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Yine sponsorlarımıza ve katılan herkese veya katılacak olan herkese teşekkür ediyorum. Birileri tarihi karıştırıp nefreti ön plana getirirken bizler sevgiyi, saygıyı, insanı ve insanı sevmeyi ön plana getiriyoruz bu projeyle. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, değerli arkadaşlarımız, bugünkü buluşmamızın sunum bölümünü tamamlamış buluyoruz. Şimdi söz sırası değerli basın üyesi arkadaşlarımızda. Onların soruları varsa onları alalım. Arkadaşlarımız cevaplamış. Buyurun Cevgin. Cevgin oldu Recik abi. Öncelikle böyle güzel bir inisiyatifi üstlenmenizden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konu. Her iki toplumun duygusuna, dayanışmasına yönelik güzel bir proje. Tebrik ediyorum. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapmakla beraber bir iki önerim olacak acizane. Takdir ederseniz bu konuların biraz daha yani 20 bin hedef tutmam. Belki ileriki aşamada bu 25-30'u da bulabiliriz yani. Güzel bir rüzgar yakalanmıştır. Güzel bir projedir. Önce en azı Brüksel içerisinde görev yapan üst ve alt kademede çatı ve normal dernek konumundaki temsilcilerle de bir nezakete bir çay ile buluşarak projenizi onlara da anlatıp en az onlar kendi etraflarındakilerini organize ederek onlarla birlikte partner, kendileriyle partner çalışan Belçikalı dostlarını da bilgilendirirler. İşin hızlanması noktasında daha verimli olur diye düşünüyorum. Aslında bu dediğiniz çok önemli. Çünkü evet, aslında düşündüğümüz bir şeydi aslında. Hem onların da sahiplenmesi, toplumsal sahiplenmesi. Toplum örgütlerinin ve derneklerin bu konudaki desteğini özellikle istiyoruz. Bu konuda aynen söylediğiniz gibi bir platformda kendileriyle buluşup bu projenin daha geniş iletilebileceği noktasında yardımlarını kendilerinden isteyeceğiz. Yani dediğiniz gibi bu konuda çalışmamız olacak. Yani bunun kararını almış durumdayız. Bir diğer şey de hemen ekleyeyim. Biz şimdi ocak sayımızı çıkarıyoruz. Eğer elinizde varsa dergiyle birlikte dağıtabileceğimiz şekilde bize bir 1000 tane en azı verin. Biz gittiğimiz yerlere, uzak yakın dağıtım yaptığımız yerlere dergin arasına bırakarak o anlamda da bir destek veririz. Tabii. Teşekkür ederim. Diğer taraftan bu 20 bin adet basıldı fakat bunu 80 bin olarak ifade ediyorum. Çünkü bu okullara dağıtıldıktan sonra evlere dönüyor. Evlerde ailelerinin de evlerinden geçiyor. Dolayısıyla 80 bin kişiye ulaşmış bir mesaj aslında. Aslında şöyle bir durum var. Yani bugüne kadar gittiğimiz hiçbir okul bunu reddetmedi. Yani bu çok önemli. Yani Flaman okulları da güzel Flaman okullarını ve Fransız şey de ambiyans da önemli. Yani güzel bir duygu, güzel bir konu kabullenir herkes. İyi de olmuştur. Teşekkürler. Gerçekten sağ olun. Evet. Başka sorumuz yok gibi. Peki değerli arkadaşlarım,
Van için buyuyoruz başlığı altında başlatılan Van'da yaşayan çocuklarla, vatandaşlarımızla dayanışmaya bir katkı yapacak olan bu çalışmada rol alan tüm arkadaşlarıma ben de başarılar diliyorum. Buraya davetimiz üzerine gelen tüm basın üyesi arkadaşlarıma yaptıkları katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun değerli arkadaşlarım. Kahvemiz var.